Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brüksel lahanası tarifim var. Zeytinyağlı Brüksel lahanası. İster etin yanında, ister balığın yanında, isterseniz sade Brüksel lahanası olarak yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet, muhteşem bir tarif. Haydi yapılışına geçelim. Et ve balık yemeklerinin yanında çok güzel servis yapabileceğimiz bir Brüksel lahanası var. Şimdi bunları temizleyelim, ayıklayalım. Sonraki aşamalara geçelim. Tencereyi ocağa alıyoruz. Yeteri miktarda su koyup içine Brüksel lahanalarımızı koyuyoruz. Ve bunları haşlamaya bırakıyoruz. Lahanalar yumuşayıncaya kadar haşlanan lahanalarımızı sonra süzüp diğer bir işlemden geçiriyoruz. Şimdi ağzını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Evet, yeterince kaynamış. 10 dakika kaynaması yeterli zaten. Hatta 10 dakika bile fazla. 5 dakika kaynaması yeterli. Ben şimdi altını kapatıyorum. Ve biraz soğumayı bekliyorum. Soğuduktan sonra bunları ikiye böleceğim. Brüksel lahanalarımızı süzgüye aldım. Birazcık soluklansın. Elle tutabileceğimiz şekle gelince, evet hatta şimdi tutabilirim. O zaman elle tutabildiğimize göre şöyle ikiye bölelim. Bazıları hala sıcak. Şu şekilde ikiye bölelim Brüksel lahanalarımızı. Hatta benimki biraz fazla bile pişmiş sanırım. Biraz fazla yumuşamış. Şöyle hemen ikiye bölünüyorlar. Daha sonra bunları tavamızı ocağa alıyorum. Altını yakıyorum. Çocuklar geldi. Hemen ona bakıyorum. Tamamını bu şekilde ikiye bölüyoruz. Evet, benimkiler biraz fazla yumuşamış. Bu kadar yumuşamasına gerek yok. Saat tutun. Tam 5 dakika kaynasın yeterli. Benimki biraz geçti. Biraz fazla yumuşamış. Ama çok lezzetli. Şimdi ben bir yandan tavamı ocağa koydum. Altını açtım. İçine biraz zeytinyağı kattım. Ve bunları zeytinyağında soteleyeceğim. Şu şekilde. Evet. İkiye bölelim bunları bu şekilde. Daha böleceklerim var ama bunları ben bir ara şimdi şöyle tavama alayım. Şöyle doğradıklarımı alayım. Bunları da hemen bunları bu şekilde soteleyelim. İndirmeye yakın içine baharatları katalım. Bunun içine kullanacağımız baharatlar kimyon, kekik ve pul biber. Bunlar çok yakışıyor. Hızlandıralım işi biraz. Evet, şimdi bunları sotelemeye devam edelim. Evet, şöyle muhteşem bir şekilde soteleniyor. Çok da güzel. Zaten haşlanmış olduğu için yumuşak ve bu yumuşaklıkta çok fazla pişirmemize gerek yok. Sadece biraz zeytinyağında çevirelim.
kadar yeterli. Ben hemen baharatlarını koymak istiyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Hatta şöyle biraz daha bile katabiliriz. Çok fazla olmasın. Böyle kaşığın ucuyla biraz kimyon. Yine şöyle yarım tatlı kaşığı kekik katarsak, tabii tuzunu da unutmayalım. Şöyle atıyorum tuzunu. Çok tuz atmıyoruz. Şimdi bütün baharatlarıyla beraber bir kere daha çevirelim. Bunu ister etin yanında, ister pirzolaların yanında, ister balığın, ister tavuğun yanında yiyebilirsiniz. İsterseniz de diyet halinde, diyet şeklinde bu şekilde de tüketebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bence gayet güzel oldu. Görüntü de çok güzel. Artık altını kapatabiliriz. Şu şekilde servis yapabilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin.